Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bugün sizinle kil bilyesi ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını konuşacağız. Bu videoyu Lekat sponsorluğunda çekiyorum. Kendilerinin Ev Yeşili ailesine özel de bir indirimi var. Tam bir yıl boyunca açıklamalara koyacağım linkten yapacağınız alışverişlerde Gizem10 kodunu kullanırsanız ekstra %10 indirim alabileceksiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz kanatlılarla alakalı. Kil bilyesi sinek yapar mı demişsiniz. Kil bilyesi sinek yapmaz. Tamamen steril bir ortamdan bahsediyoruz. Çok yüksek sıcaklıklarda genleştirilmiş bir tür kilden elde edilen bir şey diyoruz kil bilyesi için. Kil bilyesi de bitkinizi alırken köklerini eski materyalden iyice arındırmadıysanız, hafif böyle ılık suda onları çözdürerek yıkamadıysanız, eğer eski toprak karışımınız içerisinde de bu canlıların yumurtaları, yavruları varsa onları aynen kil bilyeli ortama almış olursunuz. Kil bilyesi sineklenme yapmaz, ancak var olan sinekleri de öldürmez. Bitkinizin gerçekten köklerinin arındırılarak yeni ortama taşınması çok önemli. Böyle bir problem yaşıyorsanız, kil bilyesini aldınız, kesinlikle sineklenme var. O zaman kökleri iyice yıkamadınız demektir. Benim size önerim, kil bilyesinin içerisinden bitkinizi çıkarın. Gerçekten arındırma işlemini yapın. Köklerini iyice tatlı tatlı ılık suyun altında çok zarar vermeden yıkayın. Ondan sonra yeniden kil bilyeli ortama alın. Kil bilyesinde bitki bakarken beslemek zorunda mıyım demişsiniz. Kesinlikle evet. Kil bilyesi tamamen steril bir ortam. İçerisinde sinek yok, hastalık yok, besleyici elementler de yok. Ben ne şekilde ilerliyorum? Bitkimin daha aktif olduğu ilkbahar ve yaz aylarında bir sulamayı normal suyla, ikinci sulamayı bitki besinli suyla yapıyorum. Sıvı besin kullanıyorum. Yine bitkimin türüne göre bir bitki besini seçiyorum. Sulama kabımın içerisindeki suya sıvı besin ekleyip onu güzelce karıştırıp seyrettikten sonra sulama yapıyorum. Asla bunun içerisine direkt olarak bitki besinini dökmüyorum. Bitkimin daha az aktif olduğu sonbahar ve kış aylarında ise bu aralığı 3-4 sulamada bir sıvı besinini su verecek şekilde değiştiriyorum. O zaman biraz daha uyku döneminde daha az ihtiyacı olduğu için kaktüs ve sukulentler hariç. Genelde onları yılda böyle maksimum 3 kere gibi besliyorum. Toprak karışımında da baksam aynı şekilde ilerliyorum. Kil bilyesinde de baksam aynı şekilde ilerliyorum. Uzun süre vermediğimiz için sukulent ve kaktüslerde besin verirken şuna dikkat edin. Mutlaka ilk seferinde sulayın. Ardından besinli suyu verin. Yani içerideki materyalin nemli olması bizim için önemli. Diğer bitkilerimizi daha sık suladığımız için zaten nemli kalıyor. Ama kaktüs ve sukulentler tamamen kuruyken besinli su vermemeniz lazım. Ben bu besleme işini bir türlü denk getiremiyorum diyorsanız Lekat Mix ürünü de mutlaka denemenizi öneririm. İçerisinde bitki türlerine göre 3 farklı ürünümüz var çünkü. Bitki türlerine göre farklı oranlarda eklenmiş bitki besini var. Kaktüs ve sukulentler, süs bitkileri ve saksıda tarım. Kaktüs ve sukulentler oranının içerisinde çok daha az besleyicilik var. Ne dedik? Bunlar çok fazla besin ihtiyacı duymuyor dedik. Süs bitkileri için olan da daha orta seviyede besleyicilik var. En yüksek besleyicilik de saksıda tarım için olan da, çünkü bir sezonda işte domates yiyeceğiz, salatalık yiyeceğiz. Özellikle bitki bakımında yeniyim, beslemeyi, toprak karışımını bir türlü ayarlayamıyorum diyorsanız bu ürünü mutlaka incelemenizi öneririm. Hangi bitkiye hangi boy kil bilyesi kullanmam lazım demişsiniz. Bence bu nokta gerçekten çok önemli. Bizim evlerimizde kullandığımız 3 boy Lekat kil bilyesi var. 0-3, 3-8, 8-16. 8-16 mm özellikle orkideler için çok ideal. 3-8 ve 0-3. Bunları bitkinin tamamen boyuna göre tercih ediyorum. 0-3 olanı genellikle kök sistemi çok gelişmemiş olan kaktüs ve sukulentlerde kullanıyorum. Bazı sukulentlerin kök sistemi biraz daha gelişmiş oluyor. Böyle sadece bir çırpı gibi olmuyor. O zaman mutlaka 3-8 olandan da ekliyorum ya da sadece 3-8'in içerisine dikim yapıyorum. Mesela burada bir Crassula ovata göreceksiniz. Bu arkadaş çelik şeklindeydi. Bunu 3-8'in içerisine diktim. Gayet mutlu, uçlarından böyle minik minik yeni yapraklar vermeye başladı. Mesela burada bir tane Raphidophora tetraspermum var. Bunu 3-8 ile 0-3'ü karıştırıp diktim. Bu şekilde kendiniz de harmanlarınızı oluşturabilirsiniz. Ama özellikle büyük boylu bitkilerde, daha gelişmiş kök sistemine sahip olanlarda 8-16'yı kullanmanızı öneririm. Hangisi? Mesela bakın bu Pakira aquatica, ben bunu çoğaltmıştım. Kil bilyesini aldım. Bunu 8-16'da bakıyorum.
Bir diğer sorumuz, kil bilyesini kullanmadan önce yıkamak gerekir mi? Lekat kil bilyesi için konuşuyorum. Hayır, yıkamanız gerekmez. Hatta yıkamadan kullanınız. Paketlerin üzerinde bile böyle bir uyarı görürsünüz. Bu söylediğimi tüm kil bilyeleri için değil, Lekat markasının kil bilyeleri için söylüyorum. Bir hata olmasın. Ama kaynatanlar var, çamaşır suyunda bekletenler var, onu yapanlar var, bunu yapanlar var diye düşünmeyin. Bunlar hem gereksiz hem de çok yanlış, yapısını bozabilirsiniz. Ha, şunu anlarım. Ben zaten suda köklendirdiğim bitkinin içerisine atacağım. İşte elime de tozu gelsin istemiyorum. Gizem, şöyle bir suyun altından geçirebilir miyim derseniz ona okey. Onda bir problem yok. Normal oda sıcaklığında şöyle bir sudan geçirin, atın içerisine, dikimini yapın. Lekat mix için söylüyorum, kesinlikle yıkamıyorsunuz. Çok büyük bir çarpı işareti burada. Eğer lavabonuzdaki minik canlıları beslemek gibi bir amacınız yoksa Lekat mix'i sudan da geçirmeyin, yıkamayın da, hiçbir şey de yapmayın. İçerisinde besleyici materyal var dedik. Siz onu sudan geçirirseniz bütün hepsini lavaboya akıtmış olursunuz. O zaman zaten ürünün bir manası kalmaz. Kil bilyesinde bitkilerime bakarken beyaz beyaz lekeler oluşuyor. Bunlar nedir demişsiniz. Şimdi ben size şurada göstereceğim. Bazen özellikle zaman geçtikten sonra kavanozun içerisinde böyle şeffaf alanlarda görürsünüz bunu. Ya da bazen kil bilyelerinin üzerinde beyaz beyaz birikintiler görürsünüz. Bir kere bunlar normalde terakota saksıda bakım yapanların saksısının etrafında gördüğü beyaz şeyle aynı. Yani tuz birikmesi. Bunun içerisine sıvı besin veriyoruz. Ne dedik? Kil bilyesi steril dedik. Sürekli sıvı besinle desteklememiz gerek dedik. İşte bu sıvı besinlerin bir tane olayı var ki içerisindeki elementler her şey alındığında ortamdaki tuzluluğu arttırabiliyorlar. Bu noktada kil bilyelerinizin beyaz görünmesi aslında sizin için avantaj. Normal şartlar altında bitkinin kökleri tarafından emilebilecek, bitkinin köklerinin yakında olabilecek bu tuzlar kil bilyesi tarafından emilmiş ve böyle dışarıda birikmiş şekilde görünüyor. Bununla yapacağınız şey çok basit. Çok fazla bir birikme söz konusuysa tuzun fazlası iyi değil bitkiler için. Bunun içerisinden çıkarırsınız. Kil bilyelerini şöyle güzel sudan geçirirsiniz. Ondan sonra yeniden bunun içerisine dikim yaparsınız. Şimdi biraz birbiriyle ilişkili olduğu için iki soruyu birlikte cevaplayacağım. Kil bilyesini değiştirmek gerekir mi demişsiniz. Bir de bir bitkide kullandığım kil bilyesini daha sonra başka bir bitkide kullanabilir miyim demişsiniz. Eğer bitkiniz içerisinde bulunduğu saksıda, haznede mutluysa değiştirmenize gerek yok. Mutlu değilse, artık bunu doldurduysa, işte o zaman daha büyük bir saksıya, kaseye, hazneye alabilirsiniz. Peki diyelim ki ben bu bitkide kullandığım kil bilyesini başka bir bitkime de kullanabilir miyim? Ben bunu artık toprak karışımına almaya karar verdim. Kil bilyesine bakmayacağım. Bu kil bilyeler ne olacak? Çöp mü olacak? Hayır. Kil bilyesi ömürlük bir malzeme. Eğer bu bitkimde bir hastalık yok idiyse, mantar hastalığıdır, işte bakteriyel durumlardır, bunlardan şüphelenmiyorsak, yani bitki kim sağlıklıysa bunun saksısının içerisinden çıkacak kil bilyelerinde güzel böyle 1-2 saat suda bekletseniz yeterli. Daha önceden kullanılmış oldukları için bunu yapıyoruz. Suda bekletin. Bırakın kurusunlar. Çok fazla güneşin altında yakmayın ama şöyle havadar bir yerde dursunlar. Ondan sonra tekrar bir kutunun içerisine koyarsınız. Kullanmak üzere kenara kaldırırsınız. Ya da dikim yapacağınız bitkinin saksısının içerisinde kullanabilirsiniz. Kil bilyesini aldım. Bitkimin bazı yaprakları sarardı, kendini biraz bıraktı demişsiniz. Her türlü ortam değişikliğinde bir süre adaptasyon problemi yaşanabilir. Bu adaptasyon problemi değil aslında, adaptasyon süreci. Mutlaka 1-2 yaprak kaybedebilir. 1-2 kök kaybedebilir, o ortama uyum sağlayacak yeni kökler gelecektir. Bu esnada da 1-2 yaprağın sararabileceğini, 1-2 yaprağın düşebileceğini, özellikle yaşlı yapraklarda görülür bu. Yaşlı yapraklardan kaybedebileceğinizi unutmayın. Mesela bu Raphidophora tetrasparmanın minik bir tane filizini de buraya koymuşum. En yaşlı yapraklardan iki tanesi burada minik minik sararmış. Bunlar çok normal. Acele etmeyin. Bitkiler bizim kadar hızlı adapte olmuyorlar ve bizim kadar hızlı alışmıyorlar her şeye. Onların bünyeleri, metabolizmaları çok daha yavaş. Dolayısıyla onlara biraz zaman vermeniz lazım. Şimdi böyle bir soru yok ama ben size bunu anlatmak istiyorum. Kök çürümesi olan bir barış çiçeğimi çok güzel kurtardım kil bilyesinde. Onun hikayesini size anlatmak istiyorum. Barış çiçeği ile ilgili de çok problem yaşadığınızı bildiğim için özellikle buna değinmek istedim. Bu arkadaş şahane bir barış çiçeğiydi, Spatifilyum. Bir şekilde kök çürümesi oldu. Ya ben fazla suladım ya benim haricimde birileri suladı. Çok emin değilim. Bir anda kendini tamamen bıraktı. Köklerini açtığımda da gerçekten böyle yumoş yumoş kahverengi bir görüntüyle karşılaştım.
Barış çiçeği yaprağından çoğalabilecek bir arkadaş değil. O yüzden mutlaka bana sağlam bir kök bölgesi lazımdı. Bütün köklerini ayıkladım. Kala kala elimde böyle minnak bir tane kaldı. Bunun da güzel köklerinde kahverengi olan, siyahlaşan, sararan her yeri kestim. Bunları asla istemiyoruz. Onların geri dönme ihtimali yok. Sonra suyun içerisine oturttum. Çok az miktarda su koydum ve suyun içerisinde beklemeye başladım. Asla adapte olamadı. Birkaç tane daha yaprağını döktü. Dedim ki bu arkadaş suyun içerisinde de yaşayamayacak, köklenemeyecek. O zaman ben bunu kil bilyesine alayım. Kil bilyesi ortamdaki fazla nemi içerisinde tutuyor demiştik ki o köklerindeki fazla ıslaklığı emmesini bekledim. Birkaç gün bekledikten sonra bu yaprakların yavaş yavaş kendini yukarıya kaldırdığını gördüm. Bu şekilde kök çürümesi yaşadığınız bitkilerinizi de ama üzerinde asla çürük bir bölüm bırakmamak şartıyla kil bilyesinde kurtarmayı deneyebilirsiniz. Ben faydasını gördüm. İki tane orkidemi de böyle kurtarmıştım hatırlıyorsanız. Kil bilyesi rehberi videosunda onları göstermiştim. Kil bilyesine kök çürümesi yaşamış bitkilerde sağlam bir kök bölümü varsa kurtarmayı denerken de kullanabilirsiniz. Şimdi bu soru lekatmik saksıda tarımla alakalı. Daha önceki videolarda bundan bahsettiğim için merak edenler olmuş. Tohumdan mı onun içerisine atmamız gerekiyor diye. Hayır, tohum çimlendirmeyi normal tohum harcınız içerisinde minik böyle kaselerde, tavalarda yapıyoruz biliyorsunuz. Ya da minik viyoller içerisinde yapıyoruz. O yalancı yapraklardan sonra 3-4 tane gerçek yaprağı da çıktı. Ya da hazır olarak fide satın aldınız ve onları balkonunuza dikeceksiniz. İşte lekatmik saksıda tarımı o noktada kullanıyoruz. Üzerinde zaten domatesimiz var, biberimiz var. Keyifli keyifli görünüyorlar. Saksıda tarım için yetiştirme ortamı diye de not düşmüşler paketinin üzerine. Bunu saksınızın içerisine döküyorsunuz. İçerisine fidelerinizi dikiyorsunuz. Tek yapacağınız şey sulamak. Herhangi bir şekilde gübre falan vermenize ihtiyaç yok. Gelelim son soruya. Toprak karışımına kil bilyesi konur mu demişsiniz? Kesinlikle evet demek istiyorum. Ben kil bilyesini en çok gerçekten toprak karışımında kullanıyorum. Üstelik sadece drenajı arttırmaya da yardımcı olmuyor. Başka meziyetleri de var. Bu arkadaşlar böyle üzerinde minnak minnak gözleri olan gözenekli bir yapıdalar. Evet, toprak karışımı içerisinde drenajı arttırıyor, geçirgenlik sağlıyor, bir şey daha sağlıyor. Fazla suyu resmen böyle minik bir sünger gibi bünyesinde tutuyor. Ola ki siz biraz fazla suladınız. Fazla sulamaya meyillisiniz. Belli bir noktaya kadar fazla suyu bünyesinde tuttuğu için kök çürümesi gibi dönüşü olmayan problemlere karşı aslında yanımızda olan bir ürün. Bu videoda Lekat Kil Bilyesi ve Lekat Mix ürünleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalıştım. Size uygun bir lekat mutlaka vardır diyerek bitirmek istiyorum. Açıklamalardaki linki ve Gizemon kodunu sakın unutmayın. Bir yıl boyunca faydalanabileceksiniz. Benim hala bir sorum var, yanıtını alamadım diyorsanız da yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.